Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu optiğin konularından olan ışığın kırmızı mercekler prizma renk olacak. Konu anlatımını çalışacağım. Sesimse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım teyidi. Fizik, ışığın kırılması mercekler prizma renk 3. adım testi olacak sevgili arkadaşlar. Kitabımız 12. ünite kendileri ve son ünite arkadaşlar. Son ünite ve 3. adım son testimiz bu sevgili arkadaşlar. Bununla kitabı tamamlamış oluyoruz. Ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar, bu bahsetmiş olduğumuz tüm kitabın tüm testlerini sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben bu testten sadece son soruyu çözeceğim. Tamam, son soruyu çözeceğim. Bunu peşinen söyleyeyim. Şu arkadaşı çözeceğim. Ama hatırlatmalarımı da yapayım sana. Optikle ilgili daha çok soru çözmek istiyorum, TYT çözmek istiyorum diyorsanız bak 9. sınıf kazanım karma testleri, 4-4'lük konu pekiştirme testleri, tekrar testleri, çalışma soruları kitabı, çalışma defteri, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamasının hepsi kanalımda oynatma listeleri mevcuttur teker teker. 10. sınıf dizisinde bu testler arkadaşlar hem matematik hem fizik vardır. Oynanma listeleri sekmesinden bulabileceğin üzere daha da kolay olsun diye ben bu videonun açıklamalar kısmına ekledim arkadaşlar. Oradan bu testlere full erişebilirsin. Peki bu ilk soruları neden çözemiyorum? Bak TYT, TYT, TYT arkadaşlar. TYT, TYT, TYT. Yani ÖSYM soruları arkadaşlar. ÖSYM soruların telif hakkı var. Telif hakkı sorularını çözmemiz de yasal değil. Yasalara uyan düzgün vatandaşım. Telif hakkına da saygı duyuyorum. Nasıl emek verdiğimizi siz zaten biliyorsunuz. Sıkıntıya girmek istemem. O yüzden sizinle arkadaşlar MEB'in sormuş olduğu 8. soruyla yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruyu çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki X, Y, Z bir hem kalın kenarlı mercek var hem ince kenarlı mercek var hem de küresel ayna var. Geniş bir özet olacak arkadaşlar neredeyse. X-Z optik aletlerinin bulunduğu sisteme gelen I ışının izlediği yol şekilde girilir. Buna göre odak uzaklıkları Fx, Fy, Fz arasındaki ilişki nasıldır? Çok şükür. Arkadaşlar kalın kenarlı mercek ışını dağıtacak. Bak bu arkadaş gelmiş. Hatta ışın gelmiş, gitmiş, hop kendi üzerinden yansıyıp da geri dönmüş. Şimdi buradan gelmiş arkadaş. Evet, ışık dağılmış arkadaşlar. Şu şekilde dağılmış. Paralel gelmiş. Paralel. Paralel gelen nasıl yoluna devam edecekti? Nasıl kırılacaktı arkadaşlar? Uzantısı odak noktasından geçecek şekilde. Yani bu nokta sevgili arkadaşlar X noktasının odak uzaklığı. Şu mesafe de sevgili arkadaşlar Fx kadar. Her birine A kadar mesafe dersem Fx A kadar olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi geldim buraya. Ben bu mercekle işimi bitirdim. Işınım burada. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş buradan gelmiş. İnce kenarlı mercek öyle bir kırılmış ki buradan geçmiş. Şimdi bu paralel değil. Odaktan da geliyor mu? Nereden geliyor bilmiyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3 A mesafeden geliyor. Ve arkadaşlar 1, 2, 3. 3 A mesafeden de geçecek şekilde yansımış. Nasıl oluyordu arkadaşlar? Bildiğiniz üzere şimdi çoğu arkadaşımız burada merkez diyebilir arkadaşlar. Bu merkez değil 2F. Merceklerde biliyorsunuz merkez şu noktadır. Merkez merceklerde. 2F uzaklığı F'in 2 katıdır sevgili arkadaşlar. Bu durumda bak 2F, 2 tane FY. 2F uzaklığı yani merkezde değil. Yani merkez dersen çok yanılmazsın da literatür böyledir. Buraya 2F denir. Çünkü 2F'den gelen 2F'den geçecek şekilde söylenir arkadaşlar. 3A uzaklıkta. Bu durumda FY ne kadar olur? 3A bölü 2 olur. Tamam mıyız? Tamamız öğretmenim. Şimdi geldim burayla da işimi bitirdim. Küreselden nasıl yayılmış arkadaşlar? Çukur aynadan. Gelmiş kendi üzerinden. Ne zaman oluyordu sevgili arkadaşlar bu? Merkezden gelirse. Bak bu arkadaş aynı zamanda Z'nin merkeziymiş arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. Z'nin merkezi ise merkezde 2 tane F değil miydi arkadaşlar? Evet. O zaman FZ ne kadar oldu? FZ de burası. Bu da A kadar oldu. Buyur. Ne görüyorum? X ile Z'nin eşitliğini görüyorum. FX eşittir FZ görüyorum. FY'nin de 1,5 tane A olduğunu görüp
F'ye bunların hepsini döver, yener diyoruz. Tamam mıyız arkadaşlar? F'ye büyüktür. Fx, Fz eşittir. C diyerek C kardeşliği yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, testi, hatta kitabı bitirmeden önce şu hatırlatmalarımı yapıyorum. Bütün TYT için arkadaşlar, 9. sınıf, 10. sınıf. Burada gördükleriniz 2023 yılı itibariyle arkadaşlar böyle. 2024-25'te belki bunlardan daha fazlasını da göreceksiniz kanalımda. Hepsini de oynatma listelerini ayrı ayrı yapıyorum. Videonun açıklamalar kısmında bunlar mevcut. Daha fazlası için de TYT, AYT, 11-12'ler hepsi burada. Sevgili arkadaşlar, böylelikle sadece testin değil, sadece konunun değil, kitabın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.